Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Bir Dünya Kitap, Bir Dünya Eğlence Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ve 8 gün sürecek olan Kitap Fuarı ve Okuyan Çocuk Şenliği Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde başladı. Burada çocuklar için birçok aktivite yer alırken çocuklar hem eğlenecek hem de eğlenirken öğrenecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların 8 günde eğlenceye doyacağını belirterek iki bayramı bir arada kutladıklarını ifade etti. Öncelikle iki bayramı bir arada kutluyoruz. Hem Ramazan bayramı son günü açtığımız kitap fuarımız, okuyan çocuk şenliğimiz, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutluyoruz. Çocuklarımızın bu bayramı doya doya kutlamaları, hem depremin kendi üzerindeki etkilerini ortadan kaldırması adına 8 gün sürecek burada hem kitap fuarı hem çocuklara dönük etkinlikler hazırladık. 15 tane yazarımız ve masal anlatıcısı çocuklarımıza her gün birlikte olacaklar. Burada 70 yayın evinin kitapları, çocuk kitaplarıyla çocuklarımız buluşacak. Bunun dışında dışarıda şişme oyun gruplarımız var. Gönüllerince doyasıya eğleniyorlar. Gezi trenlerimiz de burada tur atıyorlar. Yukarıda yine çocuklarımız için atölyeler açtık. El becerilerinin gelişmesi için, kabiliyetlerin ortaya çıkması için. Atölyelerimiz onların hizmetinde. İçeride birçok oyun alanlarımız var çocukların gönüllerince eğlenmeleri için. Burada amacımız çocuklarımızı hem eğlendirmek hem eğlenirken öğretimi sağlamak. Yine çocuklara dönük müzikallerimiz var, çocuk çizgi filmleri var, güncel olanlar. Çocuklarımız bunları izleyerek, burada el sanatlarıyla uğraşarak, kitap okuyarak eğleniyorlar ve öğreniyorlar. 8 gün boyunca burası çocuklarımızın hizmetinde olacak. Çok değerli hemşehrilerim, bugün çok mutluyuz. Çocuklarımızın bayramını, bayram coşkusunu yaşıyoruz. Ramazan coşkusunu yaşıyoruz hep beraber. Rabbim ülkemizin, şehrimizin ağız tadını bozmasın. Her zaman daha da güzelliklere, daha da güçlü Türkiye'ye inşallah hep beraber ulaşırız. Gaziantep'te, Türkiye'de istiklal meşalemizi hep beraber yaktık. Bugün Türkiye geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor. Çocuklarımıza güveniyoruz. Çocuklar başımızda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Türkiye için çok önemli işler yaptı. Sizin için çok güzel bir Türkiye'yi inşa etti. Gece gündüz çalıştı. Sizler de okuyarak, çalışarak inşallah bu ay yıldızlı bayrağı daha da yukarılara taşımaya hazır mıyız? Biz sizlere güveniyoruz. Şahin Bey'in torunlarına güveniyoruz.
İnşallah sizler daha da güzelini yapacaksınız. Bu ülkeyi daha iyi yerlere getireceksiniz. Aile bizim en büyük servetimiz, en büyük gücümüz. Aileyi koruyacağız. Daha da temellerini sağlam halde koruyacağız. Çünkü aile sağlam olursa toplum, millet, devlet, ülke sağlam olur. Hep beraber aile olarak çocuklarımız, bütün Şahin Bey, Şeyh Kamil, Gaziantep, huzur içerisinde nice yıllara gitsin. Bayramınız mübarek olsun. Daha güçlü bir Türkiye için durmak yok, yola devam diyorum. Türkiye yüzüyle hayırlı olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çocuklar hepinizi çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Aras var. Şaşkın ördek, tabii ki tek başımıza yapamayacağımız şeyler de var. Tek başımıza yapamadığımız şeylerde başkalarından ya da bir yetişkinden yardım isteyebiliriz. Yolda giderken hep birlikte otobüsün tekerleği dönüyor şarkısını söyleyelim mi? Yaşasın! Şekerci amca, he? Kaç şekerin var? Gelin çocuklar, birlikte sayalım. Onlar mağaranın tavanını tutarken siz de beni alır bir güzel afiyetle yersiniz. Ha, çok akıllıca. Demiş kurt. Sinek. Odumu ısırmış. Büyük bir ısırık. Başkanım, sizin hazırladığınız kongre sanat merkezini çok sevdik. Eskiden de gelmiştik. Bu tür hazırlıkları yaptığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Ellerinizden öperiz. Başkanım, ellerinizden öperim. Burayı çok güzel buldum. Bunlardan daha çok istiyorum. Çünkü çok eğlenceli burası. İlk başta Mehmet Almazoğlu'nun bayramını kutluyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı ve burada çok eğleniyoruz. Bir sürü kaydıraklar yaptığı için. Ve kitap fuarını açması da bence çok güzel oldu. Herkes kitap alabiliyor, ben de aldım. Yani burada herkes de eğleniyor. Üstte de atölyeler var. Herkes becerisini geliştirebiliyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çocuklar için böyle güzel bir etkinlik için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika oldu. Yani bu aralar böyle bir güzel bir etkinliğe gerçekten çok ihtiyaç vardı çocuklar için. Herkese teşekkür ederim. Ya biz hani Şanlıurfa'da ikamet ediyoruz. Gaziantep tabii metropol bir şehir. Zaten buralıyız aslında. Çok güzel olmuş. Gerçekten hem eğlenceli. Özellikle birçok şeyin açıkçası ücretsiz olması olumlu bir durum. Bugün çocuk şenliğine geldik. Başkanımız yine yapmış yapacağına çok teşekkür ediyorum. Buradan bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar. Başkanım, elinize